Yani biz akademimizi 2008 yılında kurduk. Bu sene itibariyle 14. seneyi bitiriyoruz. Yani uzun bir yolculuk oldu. Güzel de keyifli de bir yolculuk oldu. Birçok oyuncuya, birçok çocuğa futbolu sevdirme amacıyla başladık biz buna. Aslında temelinde ben kendi çocuklarımın arkadaş grubunu küfürden uzak tutayım, spora alıştırayım diye başladım ama tabii başarı geldikçe iş büyüdü, organizasyon büyüdü. Çok da güzel bir noktaya geldi. Ta ki pandemiye kadar. Pandemi biraz bizi etkilemiş olsa da hani sayısal anlamda yapacağımız organizasyonları hep rafa kaldırmış olduk. Ama o döneme kadar çok çok güzel geldi. Şimdi bundan sonra da çalışmalarımız devam ediyor. İşte 4 ve 16 yaş arasında her yaş grubumuz mevcut. Çocuklarımız da tesislerimizde antrenmanlarımızı yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz ama temelinde hep spor ahlakı, kişisel gelişim, takım olma olgusu, arkadaşlık duygusu, yenme yenilmeyi hazmetme, sevinme, üzülme bunların hepsini barındıran bir organizasyon bu. Tabii bunun içinden doğru eğitimi verdikten sonra yeteneği olan çocuklar ve kendisine doğru katkıyı yakalayabilen çocuklar yürüyüp yukarıya doğru gidiyorlar. Bu anlamda hem milli takımda hem profesyonel liglerde oynayan oyuncularımız da oldu. O yüzden çok keyif verici bir yolculuk oluyor bizim için. Onun yanında çok güzel aileler tanıyoruz. Nezih Bursa'nın nezih aileleriyle tanışıyoruz. Burada onlarla bir birliktelik yaşıyoruz. Çok büyük bir aile olduk. Bu çok sevindirici. O anlamda severek yapıyoruz işimizi. Bursa'nın da bir ciddi bir oyuncu potansiyeli var aslında hocam. Evet. Yani çok kozmopolit bir yapıya sahip bir şehir. Dolayısıyla birçok da farklı kültürlerden oyuncular da geliyor. Aslında sizin de bu organizasyonunuz onun bir parçası gibi de duruyor. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde buradan oyuncuları kazandırmaya devam edeceksiniz gibi tabii. Tabii niyetimiz bu. Yani ama biz hiçbir aileye hayal satmıyoruz. Yani benim çocuğum çok yetenekli diye geliyor mesela aile. Olabilir ama futbolcu olma garantisi hiç kimsenin yok. Çok fazla değişkenin aynı anda doğru bir şekilde işlemesiyle futbolcu olabilirsin. Yani buna sabırı koyarsın, iyi çalışmayı koyarsın, yeteneği koyarsın. Koyarsın da koyarsın. Yani çok ciddi anlamda bir futbolculuk yolu meşakkatli bir yol. O yüzden ben gelen bütün ailelere şunu söylüyorum. Çocuğunuz burada futbolcu olma garantisi yok. Biz burada doğru eğitimi vereceğiz kendisine ama çocuğunuzun buradaki süre içinde öğreneceği şeyler şunlar. Küfür etmeyecek. Arkadaşıyla argo konuşmayacak. Birisi hata yaptığı zaman o hatayı ekran önüne taşımayacak. Yani insanlara sunmayacak. Onu kapatmayı öğrenecek. Arkadaşının hatasına sırt olmayı bilecek. Tabii bunlar bu şekilde öğrenildikten sonra çok güzel bir arkadaşlık bağı oluşuyor. İşte buradan eğitim görüp de dışarıda arkadaşlıklarını sürdüren birçok oyuncumuz var. Aynı zamanda ailelerimiz de var. Yani burası sosyal bir ortam. Ha, biz bunların garantisini veriyoruz onlara ama futbolcu yetiştirmek için mutlaka bunu yapmalıyız diye bir yolumuz yok. Yani biz çok doğru eğitim verdiğimize inanıyoruz. O doğru eğitimden bütün bileşenler, bütün değişkenler doğru bir şekilde çocuğun hayatına girerse tabii ki o futbol yolundan gidebilir. Ama bu işin garantisi yok. Şimdi öncelikle o süreçte tahtanın açılmadığı, Mesut Bestan'ın daha hala görevine devam ettiği ve Erkan Kamat'a devredeceği süre içinde kulübün başında ben vardım. Ve o süreci ben alnımın akıyla tamamladığımı düşünüyorum. Çünkü Bursaspor için gençlerden yetişen, Vakıfköy ruhunu kattığımız, arkadaşlıkları çok yüksek derecede olan, bu işten ekmek yiyebilecek, Bursa'ya da ekmek kazandırabilecek maddi anlamda ve Bursa'nın beklentilerini üst tarafa çekebilecek bir kadro kurduk. Bunun parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bir kere onu söyleyeyim. O dönem içinde bütün oyuncularımıza sahip çıktık. Ki çok belirsiz bir süreçti. Bir sürü oyuncu kulübü federasyona şikayet etmiş. Dosyalar önümüzde. Onları ikna etmeye çalışıyoruz. İşte bir geçiş süreci, yeni bir yönetim gelecek. O süreci çok meşakkatli ama alnımızın akıyla tamamladık. İşte bizden sonraki süreçte Mustafa Er göreve geldi ve Adil Cençilerle beraber çalıştılar o dönem içinde. Bence güzel yürüttüler. Yani daha iyisi olur muydu? Her zaman daha iyisi olur. Geçen sene ben bu konuda kendisine
şifayen de olsa, yüzüne de olsa önerilerimi de söyledim. Bence güzel bir süreç yönettiler. Ama bu seneye geldiğimizde, tam bu senenin başında Bursa'da çok değişik bir hava esti. İşte tahtayı açacağız, transferler yapacağız ve biz Süper Lig'e çıkacağız. Güzel hedef belki ama realist olamazsınız. Çünkü parayla şampiyon olunsaydı şu anda Fenerbahçe işte 3-4 senedir şampiyon oluyor olurdu. Ne hallerde görüyorsunuz. İşte Adana Demirspor yıllarca bu ligden çıkamadı. Yani çok ciddi paralar harcadılar. Hani transfer yapayım, yeni kadro kurayım, şampiyon olayım. Böyle bir şey değil bu. Hani burada çok ciddi bir mühendislik var. Çok ciddi bir emek var. Güzel bir kadro haritası çıkartman lazım. Yol haritası çıkartman lazım. Bunların hiçbir tanesini yapmadılar bu sene. Sadece bunlar söylemde kaldı. İşte santrafor şunu getirdik, isim vermeyeceğim. Şu kadar para verdik, işte şuradan geldi, buradan gitti. İşte onun yanına bunu koyduk, onun yanına arkaya bunu aldık falan. Tamam, isimler güzel. Ama bu isimlerin bu ligde başarılı olacağının garantisini kimse veremez. Bunun hesaplamasını da kimse yapmadı. Hani biz ne oynayacağız? Hangi hocanın formatına göre oynayacağız? Hani biz iyi orta yapan kanat mı istiyoruz yoksa süratli bir kanat mı istiyoruz? Veya işte pivot bir santrafor mu istiyoruz? Dribling yapan bir santrafor mu istiyoruz? Bunların hiçbir tanesi çalışılmadan hani bir tane santrafor geldi. Tamam şuymuş. İşte bir tane sol açıkta bu oynayacakmış. Bu mantaliteyle transfer yaparsan ki Türkiye'deki çoğu kulübün yaptığı en büyük hata bu. Daha ligin yarısı gelmeden duvara çarptık. Ne oldu? Sahada başarı olmazsa yönetim isterse ağzıyla kuş tutsun dışarıda. Her yeri reklamlarla donatsın, organizasyonlar yapsın, işte çok güzel onu yaptık, bunu yaptık olmaz. Sahada da başarılı olmak zorundasın. Bu tarafını atlarsan işte sahanın başarısızlığı sizin her anlamdaki başarısızlığınız demektir. Bu seneki yönetim bunu yaşadı. Yaşamaları da normal çünkü benim de şahit olduğum, birebir yaşadığım bazı olaylar var. Yani kendimde kalan. Çok da açıklamak istemiyorum ama yani çok doğru ilişkiler kurmadılar. Çok doğru, samimi bir yoldan yürümediklerini düşünüyorum. Kulağımıza gelen menajer isimleri var ki Mustafa Er bunu daha sezon başı dillendirdi ve bundan rahatsızlığını belli etmişti. Akabinde hocalar değişti ama mantalite değişmedi. Direktörler değişti ama mantalite değişmedi. İşte o değişti, oyuncular gitti, satıldı, bedavaya gidenler oldu. O hain dendi, bu bilmem ne dendi. Yine mantalite değişmedi. Şimdi bu işin başındaki insanların öncelikle niyeti çok önemli. Niyet iyiyse doğru bir ekip kurabilir. Bu doğru ekip de işte Mustafa bizim çocuğumuz, evet gelsin değil. Mustafa bizim çocuğumuz, kenarda bir artı olarak onun hanesine yazalım ama Mustafa burayı doğru kaldırabilecekse gelsin. Doğru işler yapabilecekse gelsin. Bu Mustafa özelinde söylemiyorum. Ahmet, Mehmet, Deniz, Hasan, Hüseyin hiç fark etmez. Gelen kişi Bursa'nın evladı olduğu için gelmesin. O onun hanesinde bir artı olarak dursun ama diğer özelliklerini de biz bir öğrenelim. Yani ne yapabilecek? Sistemi değiştirebilecek mi? Menajerlere dur diyebilecek mi? Alttan gelen oyunculara bir çıkış yolu, sistemi, projesi sunabilecek mi? İşte bir tarama yapıp genç oyuncular havuzu yaratabilecek mi? Gibi gibi bir sürü sportif direktörlük tarafında bir sürü işler var. Şimdi bunları kimin yapacağını çok iyi tartman lazım. Ama sen dersen ki işte bu taraftar bu ismi çok sevdi. Hadi o gelsin. Ben taraftarın sevdiği bir sürü isim sayarım size. Ama gelip de burada başarısız olup giderler. Bursa şehrini bilmek önemli çünkü. Hedef güzeldi. Evet, biz Süper Lig'e çıkalım. Bizim hayalimiz zaten bu. Bizim olmamız gereken yer zaten Süper Lig. Hani burada kaldığımız her sene bize eksi yazıyor. Bizi daha çok eritiyor. Taraftarlarımız eriyor. İşte biz burada çocuklarda görüyoruz ya. Hani 2010'dan sonraki o yakın jenerasyonda birçok Bursa sporlu çocukla haşır neşirdik. Şimdi Bursa sporlu çocukları aradan şey yapıyoruz, hangi takımlısın diye. Yani onları çevirmeye çalışıyoruz. Çünkü ligde Bursa sporu göremiyor çocuk. Bursa sporla mutlu olan bir ortamı yok, çevresi yok. Biz bunları her sene kaybediyoruz. Her sene kaybediyoruz. Biraz daha kaybedersek kulübü de kaybedecek duruma geldik. İşte sene başında hayaller güzeldi. Gelinen noktada hüsranla sonuçlandı. İnşallah bundan sonraki süreçte akıllı işler yapılır. Oraya hep söylüyorum, liyakatli insanlar gelmesi lazım. Popülist değil. Veya benim çocuğum diye değil.
Yani isim veremiyorum şu anda şey olacak diye. Yani kimseye, çünkü ben fıtrat olarak böyle birilerine sallayarak, onların üstüne basarak kendimi ön plana çıkartmaya çalışan bir insan olmadım hiç. Ama gerçekten hayal kırıklığına uğradığım isimler duyuyorum ve bu şehirde karşılığını buluyor. Yani bizim taraftarımız, camiamız da biraz bunu seviyor. Biraz popülist isimleri seviyor. Bizim en büyük handikapımız da maalesef popülistten ziyade bizim çocuğumuz. Ya Mustafa Gönlüm bizim çocuğumuz. İşte akademi kurmuş, çocuklara eğitim veriyor. Ya gelsen 14 sene bu organizasyonu benim nasıl yürüttüğümü bir anlatayım ben sana. Kitap yazarım yani. Onun için biraz daha seçici olmak için araştırma yapmak lazım. Bakalım, inşallah yapılır. En çok neye ihtiyacı var biliyor musun? Sisteme ihtiyacı var. Kaliteli, profesyonel insanların kuracağı bir sisteme ihtiyacı var. Buna yönetim de dahil. Şimdi yönetim, bu seneki gelecek yönetimimiz belediye başkanımızın tasarrufuyla, onun yönlendirmesi veya desteğiyle oluşan bir yönetim var karşımızda. Eyvallah. Yani ben her zaman futbol siyasetten ayrışsın, ayrı yürüsün diyen bir insanım. Ama geldiğimiz noktada eğer biz şehir olarak bir aday çıkartamıyorsak, şehir olarak bu işi çok daha iyi yapacağına inandığımız bir figür oraya koyamıyorsak ve bu dönemde de belediye başkanı çıkıp işte transfer tahtasını açıp hocanın istediği, sportif direktörün istediği birkaç oyuncuyu, 4 tane transfer yapıldı. Bunları transfer ediyorsa burada bir kere hani onun hakkını vermek lazım. Sonuçta sahipsiz bırakılmadı bu kulüp ve taşın altına elini koydular. Ve bu yönetimi oluşturarak da aslında elini değil gövdesini koymuş oldular. Yani yakında bir kongre olur mu olmaz mı, o onların tasarrufunda, ama bu yönetimi kurmakla çok ciddi bir şeyin altına girdiler. Şimdi bu yönetimde birisi çok iyi reklam bulabilir, birisi çok iyi siyaset tarafını yönetebilir, birisi federasyon kanadını yönetebilir. İşte bunlar liyakat ve bunlar herkesin beceri alanında olan şeyler. Burası yönetim kanadı. Öbür tarafa geç. Yönetim kanadı, az önce de söyledim, çok iyi işlese de sahadaki başarı seni taşlandıracak yer. Çok iyi bir direktör ve onun çevresinde oluşabilecek bir ekip olması lazım. Yani ben tek başına direktör olayım, her şeyi ben yapayım diye değil. Evet, sen direktör olursun ama sen bir planla, bir projeyle gelirsin ve bu plan projenin içinde birçok bu işin ayağı vardır. İşte altyapısı ayrı, yakın işte Balkan ülkelerini taraman gerekebilir, orası ayrı. İşte gurbetçi oyuncularımız var Almanya kanadında, orasını ayrı. Kendi yurt içindeki havuzunu kontrol edebileceğim bir scouting sistemi ayrı. Bütün bunlar bir başın altında bir ekip çalışmasıyla olacak işler. Bunların kurulması lazım. Ama sistem dedim ya, en önemlisi. Bizim en önemli silahımız Vakıfköy. Yani bunu atlamamak lazım. Şimdi biz Ali Akman'dan para kazanamadık. Kazansaydık kenara koyalım. Burak Kapacak'tan ederinin altında kazandık. Çünkü Bursaspor zor bir dönemdeydi. Vitrinde bir takım değildi. Çok daha iyi rakamlara gidebilecekken belki yarısına gitti. Belki üçte birine gitti. İsmail Çokçalış, para kazanamadık. Batuhan, Kerem ve Taha. Bunlardan yine bence değerinin altına gittiler. Yani bu çocuklarımız Süper Lig'de oynayan veya Süper Lig'e yarışan bir Bursaspor'da forma giyiyor olsalardı değerleri en az 2-3 kat daha fazla artacaktı. Bunu da kaçırdık. Kaçırdığımız bir sürü oyuncu var. Bunları üst üste koyduğun zaman Bursaspor'un belki 150-200 milyonunu sileceğin bir rakam vardı burada. Biz ne kadarını silebildik? 50'sini silebildik belki. Yani maksimum o da. Ama 150-200 zarardayız. Şimdi Vakıfköy böyle bir madenken buradan yetişen çocuklarımıza çok daha doğru bir sistemde, çok daha doğru bir kurguda, hem aidiyetiyle hem kulübün onlara verdiği güvenle, değerle bunu çok daha fazla arttırabilirsin. Bu anlamda orada çok ciddi bir çalışma gerekiyor. Orada çalışan hocaların hiçbir tanesine haksızlık etmek istemiyorum. Hepsinin emeklerine sağlık. Ancak futbol sürekli güncellenen bir şey. Bir sistem kuruyorsun. İşte Barcelona yıllarca o sistemin ekmeğini yedi. Ama şimdi bak, değişti. Ona bir çözüm bulundu. Şimdi İngiltere'de işte farklı, işte Manchester City'nin modellemesine bakıyorsun. Bayern Münih'in modellemesine bakıyorsun. Çünkü sahadaki dizilişler değişiyor. Oyun anlayışları değişiyor.
Futbolcu yapıları, karakterleri, beklediğim özellikler değişiyor. Tepkime süresi çok hızlandı. Bütün bunları güncellemen lazım ve o güncellediğin üstte bir sistem kurman lazım. Bursaspor'un ve Vakıfköy'ün acilen bu sistemi artık kendi ekolünü yaratacak şekilde kurması gerekiyor. Bu da nedir? Mesela örnek vereyim. Bir ara Yugoslav ekolü vardı. Şimdi bir Brezilya ekolü var. İşte Arjantin ekolü var. Baktığın zaman hemen kafanda bunları söylediğin zaman onların oyun tarzını hissediyorsun. İşte İtalyan ekolü dediğimde ne diyorsun? Güçlü savunmaya şey. İşte Alman ekolü dediğin zaman dirençli ve son dakikaya kadar disiplini elden bırakmayan. Hani her ülkenin ve her bazı kulüplerin de özellikle Avrupa'daki iyi kulüplerin ekolleri var. Şimdi biz Bursa gibi bir şehre sahibiz. Müthiş bir mozaiğe sahibiz. Çok güzel bir çocuk havuzumuz var, oyuncu genç havuzumuz var. Vakıf köyümüz var. Bursaspor'dan başka da deniz yok yani burada. Bütün dereler, hep söylüyorum, bütün dereler Bursaspor'a akıyor. Şimdi bu akan dereleri biraz daha kaliteli, biraz daha doğru bir şekilde işlersek oraya gelecek oyuncuları da çok daha doğru bir şekilde yukarıya taşıyabiliriz. O yüzden acilen bir sistem kurulması gerekiyor. Bu sistemi kurarken aynı zamanda da yarışman gerekiyor. Yani sadece ben Vakıfköy'den çıkarttığım çocuklarla şampiyon olurum demek de biraz Don Kişotluk yani. O da çok kolay bir şey değil. Bunu çok doğru bir harman yapman lazım. Sezon başı aslında konuşulan buydu. Yani bizim Vakıfköy'den geçen sene bizi taşıyan bir takım var. Hastalık, işte Covid, o bu falan, işte kadro dışları olmasaydı playoff oynardık dediğimiz bir kadroydu. Bunların içine 4-5 tane doğru transfer yapılıp bu çocuklarla biz devam edecektik sezon başı. Sezon başı 17 tane transfer yaptık. 5 tane hoca değiştirdik. 4-5 tane hoca değiştirdik. Devre arasında yine 3 tane oyuncumuz gitti. Yine 4 tane oyuncumuz geldi. 21 tane transfer. Geldiğimiz nokta düşme hattındayız. Hani aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz biz yıllardır. Bir an önce bundan vazgeçmesi lazım herkes. Şunu söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman zaten bu lige de yakıştırmadım Bursaspor'u. Düşeceğine de ihtimal vermiyorum. Ama matematiksel olarak baktığında ihtimal dahilinde. Önümüzde oynayacağımız çok ciddi karşılaşmalar var. Handikapımız bir iki tane daha aksi sonuç alırsak havayı kaybederiz. Zaten kaybetmişiz, bir havamız var. Yani zaten bir güvensizlik var sahada. En son ben mesela Tuzla maçında, Ankara Gücü maçında bunu gördüm. Yani bir gol yiyorsun ya da gol atamıyorsun. Sahanın içinde bir anda kırılıyor takım. Bir seriye bağlamamız lazım ki bağlayacağımıza inanıyorum. Hani kadromuz çok kötü değil. Ama bir hava kaçtı. Hani gazı kaçtı. Bursaspor'un gazı kaçtı. Bunu çok doğru bir şekilde orada oynayan arkadaşlara, işte orada çalışan, görev alan profesyonellerin doğru bir şekilde işlemeleri lazım ki sezon sonunu doğru görelim. Ben düşeceğimizi düşünmüyorum. Hani altımıza en kötü, şimdi isim vermeyeyim takım olarak, hani ben onun çalışmasını yaptım ama alabileceğimiz takım var. Sadece bizim 3-4 maç bir hava yakalayıp sonunu doğru getirmemiz lazım. Onu yaparsak hani puan cetvelinde kaçıncı oluruz bilmem ama altımıza bir veya iki takımı alabiliriz. Biz kazanırsak.